Merhaba arkadaşlar, ben At Kafası ve bu da At Kafası kanalı. Bugün sizlere bulaşık makinesi nasıl yapılır onu göstereceğim ama ondan önce çok kısacık bir konuşacağım. Hardcore modu çıkana kadar ben video atmayı düşünmüyordum ama bu 2-3 veya 5 kendini bilmez küfürcü, dislikeci kişiler yüzünden 1450 kişiye video atmamak olmazdı. O yüzden video gelmeyen süre içinde bu 1450 kişiden özür diliyorum ve hemen yapmaya başlayalım. Öncelikle demir bloğumuzu yerleştirdik ve buraya demir tuzak kapımızı koyuyoruz. Böyle bir demir tuzak kapısı koyuşu yok. Ondan sonra burayı kırıyoruz ve bize şey lazımdı, bir dakika, kızıl taş. Evet, kızıl taş meşalesi lazımdı, onu unutmuşum. Burayı da kırıyoruz ve bunun altına koyuyoruz. Daha sonra da üstüne demir tuzak kapımızı yerleştireceğiz. Yerleştirdik. Burayı kapatalım tabii ki. Evet, ilkini yaptık. Bu kapalı bir bulaşık makinesi oldu. Şimdi bir de açık versiyonunu yapalım. Demir bloğu tekrar tuzak kapısına koyuyoruz ve bunu direkt koyduğumuzda böyle. Bu da açık bir bulaşık makinesi oldu. Bunların hepsi tasarım ve size fikir vermek için tabii ki demiştim. Dersiniz niye bu, nasıl benziyor bu bulaşık makinesi diye diyebilirsiniz. Tabii ki çok da normal. Şimdi bir şey içindeymiş gibi olan bunu yapacağız. Demir bloğunu koyduk. Ağırlıklı basınç plakası koyuyoruz. Tabii ki demir tuzak kapısını tekrar koyacağız üzerine. Koyamıyorum ama ben niye koyayım? Koydum. Bunun içinde bir şey varmış gibi yapacağız. Onun için bize eşya çerçevesi değil de tablo lazım. Tablo lazım. İçinde bunlar olması çok saçma olurdu. Evet. Evet, bu olabilir. Bulaşık makinesinin içinde bir şey varmış gibi duruyor. Gerçekten bu da güzel. Gerçekten bir şey varmış gibi dursun. Bu sefer de demir bloğunu tekrar koyuyoruz. Demir tuzak kapımızı yerleştiriyoruz oraya. Ben bunu zorlanıyorum. Yerleştirdik. Tekrar ağırlıklı basınç plakamızı koyduk. Buraya eşya çerçevesi koyuyoruz ve içinde ne olabilir? Kase olabilir. Kase de böyle yan yatmış olabilir. Gördüğünüz gibi bu kapalı bulaşık makinesi, bu açık bulaşık makinesi, bu içinde bir şey varmış gibi bulaşık makinesi, bu da içinde bir şey olan bulaşık makinesi oldu. Umarım size fikir verebilmişimdir. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Ve son olarak... Lavabomuz böyle oldu. Düğmemizi yerleştiriyoruz. Bu düğmede sabunluğumuzu buraya koyabiliriz. Sabun, acı şakirimizi koyup ellerimizi yıkayıp artık acı şakirle ne yapacaksanız onu yapacaksınız. Sonra buraya asıl... Ben.